Umarım dişimde ruj yoktur şu an. Merhaba. Bugün sorularınızı cevaplıyorum. Instagram'dan bana soru sormanızı istemiştim. Ve şimdi onları cevaplıyorum. Ve soru cevap videonun çok uzun olmadığını... Bir saniye camı kapatmam lazım. Kendini yemekten kısıtlıyor musun? Kendimi yemekten hiçbir zaman kısıtlamıyorum. Yani şu bakımdan bir kısıtlamam var. Sağlıklı beslenmediğim dönemlerde kendimi birazcık daha sağlıklı beslenmeye itiyorum. Ama çok yedim artık az yemeliyim gibi bir şey yapmıyorum. Yani eğer sağlıksız beslenmeye doğru gidiyorsam onu orada durdurup da dikkat etmeye çalışıyorum. Ama hiçbir zaman yediğim yemek miktarını kısıtlamıyorum ve Cem ne kadar isterse o kadar yiyorum. Yurt dışında okumaya ortalama ne kadar gidiyor? Yani bu parasal soruları bana çok sordunuz. Yani aşağı yukarı işte harcama ne kadar masraflı yurt dışında okumak falan. Bununla ilgili çok bir bilgi vermem mümkün değil. Doğru da olmaz. Çünkü okuduğunuz ülkeye, gittiğiniz okula ya da kendi kişisel harcamalarınıza göre bile değişen bir şey. Yani ben şu an bu rakamı harcıyorum dersem belki de sen o rakamı asla harcamayacaksın. Ders çalışmak nasıl bu kadar sarıyor seni? Nasıl bu kadar motive oluyorsun? Yani oradan çok motive gözüküyorum, onu fark ettim ama her zaman o kadar motive değilim. Ama işte bir de şöyle bir şey var. Çalışmak zorundaysanız çalışırsınız yani. Gerçekten zorundayım. Başka bir şansım yok. Yani çalışmama şansım yok. Çünkü yani bir tanesinin ipinin ucunu bırakırsam 10 tanesinden kalorimindeki ders sistemi nasıl? Kalan dersleri alttan alma var mı? Bir dönemde tek konumu. Ha evet, sistemi birazcık bahsedebilirim size. Bu arada bilmeyenler için ben Romanya'da tıp okuyorum. Yani yurt dışında okuyorum. O yüzden sizden farklı olması lazım. Yani daha doğrusu Türkiye'de bildiğim kadarıyla komite sistemi var. Bize komite değil, vize final var. Yani ilk önce her dersin vizesine, yani testine girmek zorundayız. Atıyorum genetik. Genetiğin vizesine girmek zorundayım. Onu geçemezsem finale girme hakkım olmuyor ve otomatik olarak kalmış ve bütünlemeye kalmış oluyorum. Yani vizeye de sanırım 3 kere girme hakkımız var. 3 kere de kalırsak otomatik olarak finale girme hakkımız kalmıyor. Vize için işte vizeye giriyoruz. Vize dönemlerimiz var finallerden önce. Ondan sonra küçük bir boşluk var. Ondan sonra finaller başlıyor zaten. Finalde de genelde bizim şey, her dersin bir lab kısmı, bir de amfiteori kısmı, yani bir pratik bir de teori kısmı olur ve çoğu dersimizin sınavı bizde sözlü bir şekilde yapılır. Özel olmazsa ailenden biraz bahseder misin? Yani 4-5 kişilik tatlı bir aileyiz. 5 kişilik tatlı bir aileyiz. Bir tane kız kardeşim var. Benden 1 yaş küçük. O da iç mimarlık okuyor. Annem babam var zaten, normal. Bir tane de gofret var, köpeğimiz. Onu çok seviyorum, aşırı seviyorum. Zaten Instagram'da takip ediyorsanız görmüşsünüzdür. Annem babam da çok tatlı insanlar, çok iyi insanlar. Bu kadar yoğun bir tempoda canlılığını ve motivasyonunu nasıl koruyorsun? Seni seviyorum. Ben de seni seviyorum. Bu kadar yoğun tempoda kendimi hakim olmamın ve bu sınavları da atlatabilmemin tek yolu, boşluk bulduğum anda gerçekten mutlu olduğum şeyleri yapmak. Arkadaşlarımla dışarı çıkmak olabilir bu. Bir yere gidip bir yeri gezmek olabilir ki benim herhalde en büyük motivasyonlarımdan biri sürekli tatillerime gezi koyuyor olmam. Bilmiyorum. Hani mesela bahar geliyor, şimdi burada festivaller falan başlıyor. Birazcık onların da motive olurum. Yani ben aslında boş zamanlarımda yapacağım güzel şeyleri düşünerek kendimi motive edip de hani şey tutuyorum. Hani diyorum ki Aspurç'a bu çalışma periyodunu bitirdiğinde rahata erişeceksin. Ve şöyle bir durum var. Sınavlarının iyi gittiği zaman ve sınavlarından iyi not aldığım zaman ve bunu aileme söylediğim zaman kendimi çok mutlu hissediyorum. Yani İyi not aldığımı, iyi not almama sevinmelerine, başarılarıma sevinmeleri çok hoşuma gidiyor. O yüzden o da beni birazcık motive tutuyor. Yani diyorum ki Aspurç'a şu an çalışacaksın ama başardığın zaman insanlar da çok mutlu olacak, sen de çok mutlu olacaksın. Ve yani kendim için yapıyorum sonuç olarak bunu. Yani günün sonunda ne yaparsam yapayım kendime olacak olan bir şey. Çalışma da bana, yani siz de böyle düşünmeniz lazım aslında. Her şey kendiniz için yapıyorsunuz. Romanya'da, neden Romanya'da okumayı tercih ettin? Kıbrıs'ta tıp yok muydu? Adamı söyler misin? Beyza yazdı. Beyza, seni seviyorum. Romanya'da okumak veya farklı bir ülkede okumak için ne gerekli diye de başka biri sormuş. İkisini birleştiriyorum. İlk olarak yurt dışında veya herhangi bir ülkede okumak için koşullar hep değişiyor. Koşullar üniversiteden üniversiteye değişir açıkçası. Ama
Avrupa'da birazcık daha şöyle bir farklılık var. Benim başvurduğum çoğu üniversitenin, çünkü bayağı ülkeye başvurdum hani artık, yani bayağı hani demek ki kafam çok karışmış lisede. Çok fazla ülkeye başvurdum. Yani İspanya'dan tutun İngiltere'ye, işte Hollanda'ya, Romanya'ya, hani bir sürü ülkeye başvurdum. Yani bir ara Macaristan'ı falan da düşündüm ama hepsinin ortak şeyi aslında her okulun kendine özgü bir sınavı olması. Özellikle tıp için düşünüyorsanız. Evet, sizden bir şeyler de isteyebilirler önden. Hani hazırlanmanız gereken özel sınavlar da olabilir. Ama okulun, yani üniversitenin kendi yaptığı sınavlar ve mülakatlar da oluyor genelde. Benim başvurduğum tıp adına olan bütün üniversitelerin kendi gerekçeleri vardı. Kendi sınavları, kendi mülakatları, kendi bilmem neleri vardı. Ve o ülkeye gidip o üniversitede o sınava girmeniz gerekmekte. O da birazcık, ya ne bileyim, güzel bir macera diye düşünüyorum. Neden Romanya'da okuyorum ve Kıbrıs'ta okumuyorum? Kıbrıs'ta okumayı hiçbir zaman düşünmedim. Türkiye'de okumayı da düşünmedim açıkçası. Çünkü farklı bir ülkede, farklı bir kültürde ve farklı, yani farklı bir ülke olmasını istedim. Avrupa'da okumayı istedim. Zaten Avrupa diploması elde etmek istiyorum. Çünkü yani şu anki planlarımda Kıbrıs'ta yaşamak veya Türkiye'de yaşamak gibi bir amacım, hedefim yok. Yurt dışında okumak için neler yapmak gerekli? Ben de senin gibi doktor olmak istiyorum ve seni çok seviyorum demiş. Ben de seni çok seviyorum. Yurt dışında okumak için, yani eğer yurt dışında tıp okumayı düşünüyorsanız, şurada bıraktığım isimlere, ki ben zaten bunu çok kez söyledim size, Geek Yurtdışı Tıp Eğitimi'ne güvenebilirsiniz. Instagram'ını ve e-mail adresini aşağı bırakıyorum. Kafanızda olan bütün soruları da sorabilirsiniz. Eğer yurt dışında okumak, tıp okumak gibi bir planınız varsa ve yedek bir plan yapmak istiyorsanız da size her türlü yardımı sağlayacaklardır. Göz atmayı unutmayın. Tıpa giden bu zorlu yoldan, mücadelelerinden biraz bahseder misin? Bahsederim. Şu anda 2. sınıfı bitirmek üzereyim. Seneye 3 olacak. Kendi kişisel zorluklarımdan bahsediyorum. Çünkü bu herkese göre tabii ki değişen bir şey. Benim için en zorlandığım ve zorlanacağım şeylerden biri, seneye 3. sınıf olduğumuzda biz hastaneye gitmeye başlıyoruz. Ve hastalarla iletişime geçmeye başlayacağımız bir sene olacakmış. Ve Romanya'da yaşadığım için halkın bildiği dil Romence. Yani Romence öğrenmek zorundayım. Evet, 2 yıldır buradayım ama henüz o Romence'ye erişmedim. Yani hala o diyaloğu kuramıyorum ama hani gerçekten çok çabalıyorum öğrenmek için. Hani benim için en büyük zorluklardan biri o. Çünkü gerçekten gittiğim zaman bir şeyleri bilerek gitmek istiyorum. Hani bilmek istiyorum Romence'yi gerçekten. O dili öğrenme kısmı benim için bir zorluk. Onun dışında ben ilk tıpa başladığımda geçen sene aşırı zorlandım. Çünkü benim her zaman ilk senelerim çok zorlu geçerdi. 9. sınıf mesela, lisenin başı çok zordu. Ortaokulun başı çok zordu. Çünkü bir adaptasyon süresine ihtiyacım oluyor. Ama yani şöyle söyleyebilirim. Bir anda o kadar yoğun ders görmek, o kadar yoğun sınavların içine düşmek. Yani gerçekten kendime dedim ki lisede ben aslında o kadar zorlanmıyormuşum. Bu ne? Çok şey, kötü, yani kötü demek istemiyorum ama yani çalışmadığımız boşluklar bazen çok az ve çok yıpratıcı olabiliyor. Çünkü bir sınava günlerce hatta haftalarca çalışmanız gerekebiliyor. Çok... Roma'daki en garipsediğin kültürel olay, yani Romanya'dayım, Roma'da değilim. Ama Romanya'da en garipsediğim kültürel olay, mesela dikkatimi çekti. Saygıya çok dikkat eden insanlar. Ve mesela bence bizim tersimize güzel olan şey o. Tanımasanız bile, sokakta bir insanla göz göze bile gelseniz iyi günler diyorlar. İyi günler, günaydın. Ben apartmandan çıkarken mesela kapıda yaşlı teyzeler varsa mutlaka günaydın derim. Çünkü mutlaka günaydın derler. Ya da ne bileyim, hani markete gittiğinde, yani yabancıların bence o şey çok güzel. Ne olursa olsun günaydın, iyi akşamlar, iyi geceler, merhaba. Ya da mesela kapıyı açtığınız zaman teşekkür ederim. Yani bunları çok kullanan insanlar ve bu benim çok hoşuma giden bir şey. Ama saygıya da çok dikkat eden insanlar. Romence'de de bizim konuştuğumuz gibi resmi konuştuğunuz zaman sizli bizli konuşmanız gerekiyor. Ve mesela Romenceniz tam iyi olmasa bile resmi konuşmanız bir yerde sen derseniz veya hani yanlış bir şey söylerseniz tepkileri çok büyük. Bir erkekte aradım, özellikle sormuşsunuz. Yani şunu şöyle cevap vermek istiyorum. Erkek kız olarak değil de insan olarak düşünelim. Çünkü bir erkekte aradığım şeyler, arkadaşımda aradığım şeylerle aşağı yukarı aynıdır zaten.
Ama bir insan olarak bir insandan aradığım şey genel olarak benim alçak gönüllü olması. Zaten bunu hep söylüyorum. Yani alçak gönüllü olması çok önemli bir şey. Çünkü gerçekten hani burnu havada her şey en iyi kendisinin yaptığını iddia eden insanlarla aynı ortamda olmayı sevmiyorum. Çünkü herkesin eksiklikleri var. Herkesin yapabildiği ve yapamadığı şeyler var. Ama bütün dünyayı kendi en iyi yapabiliyormuş gibi anlatınca birazcık anlat dinliyorum tarzında bir şey oluyor. Hani neyse tamam anladınız siz beni. Onun dışında karşı tarafın başarılarıyla mutlu olabilmeli bir insan. Çünkü bazı insanlar çok hırslı ve karşı tarafın başarılarıyla mutlu olmak yerine üzülüyorlar. Yani bu çok saçma bir şey. Yani çok saçma bir şey. Hani başarılarıma mutlu olabilmesi gerekirdi. Çünkü ben başarılarıyla mutlu olurdum. Dediğim gibi yani öyle olması lazım. Bir de bilmiyorum hani çok fazla hırsların yani ne bileyim bir insanın genel olarak çok fazla hırslarının olması bana çok tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Bence çok zararlı hem kendisine hem karşısındaki insanlara. Genel olarak huzur verici bir insan olmasını isterim yani böyle huzurlu yani. Bir insanın yanındaysanız ne bileyim bence huzurlu hissetmek istersiniz. Ne bileyim bilmiyorum öyle yani bence öyle. Neyse. Daha fazla uzatmak istemiyorum. Aslında çok soru sormuşsunuz. Hepsini cevaplayamadım. Özür dilerim. Aralardan seçmeye çalıştım ama bir sonraki videoda emin olun cevaplamadıklarıma da önem vereceğim. Sizi çok kocaman seviyorum. Çok kocaman öpüyorum. Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Yurt dışında tıp okumak istiyorsanız aşağıdaki linke bakmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.